Nvidia dünyanın en önemli mikroçip tasarımcılarından bir tanesi. Tasarımcı diyorum çünkü fabrikası yok, üretiminin çok büyük bölümünü TSMC üzerinden gerçekleştiriyor. Şirket kısaca GPU olarak adlandırılan grafik işlem birimleri, merkezi işlem birimleri yani CPU'lar veri işlem birimleri, DPU'lar ve A arayüz denetleyicileri dahil olmak üzere bir dizi ürünü tasarlamakta. Bu ürün yelpazesiyle Nvidia oyun veri merkezleri, profesyonel görselleştirme ve otonom araçlar gibi pazarlara hizmetler veriyor. Bugün size Nvidia'nın neden uzun vadeli bir teknoloji hisse senedi portföyünde yer alması gerektiğini, teknolojisi içinde bulunduğu pazarların geleceği ve finansal gücü açılarından ele alacağım. Teknoloji konusunda aslında pek tartışacak bir şey yok. Muazzam bir şirket var karşımızda. İçinde bulunduğu pazarlarda müthiş, ama finansal durum biraz tartışılabilir. İşte bütün bu detaylara bugün gireceğiz. Nvidia hakkında hiç bilginiz yoksa ekran kartlarının video oyunlarının yanı sıra pek çok farklı sektör için neden bu kadar önemli olduğunu anlamak iyi bir başlangıç olabilir. Ekran kartları 1980'lerden beri var olsa da 1999 yılında Nvidia'nın çıkarttığı GeForce 256 piyasayı değiştirdi. Bu ilk tam teşekküllü grafik işleme birimiydi. Yani ilk GPU'ydu ve daha sonra Nvidia tarih yazmaya başladı. Nvidia'nın bu inovasyonu önce şirketler karmaşık hesaplamaları gerçekleştirmek için CPU'lara güveniyordu. Ancak CPU'lar her seferde yalnızca bir veya iki talimatı işlediği için bu işlem oldukça yavaştı. Nvidia'nın keşfettiği GPU'lar ise birçok benzer görevi paralel olarak yerine getirmek üzere tasarlandığından grafik oluşturmak için mükemmel. GeForce 256 Nvidia'yı teknoloji yatırım haritasına bir kere yerleştirdi ve o günden beri de şirket inovasyonlar yapmaya devam ediyor. Şimdi hazırsanız gelin dünyayı değiştiren önemli şirketlerden bir tanesi olan Nvidia'yı detaylı inceleyelim. Bugün Nvidia GPU pazarının %85'inden fazlasına sahip. Ancak çoğu insan GPU'ları hala oyunlarla ilişkilendiriyor sadece. Oysa GPU'lar bundan çok daha fazla alanda kullanıyorlar. Mimari, ürün tasarımı, yapay zeka, makine öğrenimi gibi pek çok alanda bu grafik yongalar günlük hayatımıza destek oluyorlar. Daha önce şu videomda anlattığım gibi GPU'lar bulut internet hizmet merkezlerine ve yapay zeka uygulamalarında yoğun olarak kullanılıyorlar. Peki o halde Nvidia müthiş GPU'larıyla hangi pazarlarda nasıl mücadele ediyor? Bunun detaylarına biraz bakalım. İlk bakacağımız yer Nvidia'nın dünyaya gelme sebebi olan oyunlar. Nvidia ilk göze ağrısı olan bu sektörde %80'lik payla açık ara pazar lideri ama sorunlar da yaşamıyor değil. Covid'in tüm dünya etkisi altına aldığı 2020'de eve kapanmalar ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne dağıtılan Teşvik çekleri sayesinde Nvidia'nın GPU satışları adeta patlamıştı. E ne de olsa evre sıkışıp kalan, gidecek hiçbir yere olmayan insanlar, oyuncular makinelerini yükseltmeye çok hevesliydi. Parada vardı. Sonuç olarak Nvidia'nın oyun segmentinden o dönemde elde ettiği gelir tek bir çeyrekte 3 milyar doların üzerine çıktı. Bu bir yıl öncesinin %85 kadar fazlasıydı. Ancak 2022'de Covid'in bitip insanların sokağa geri dönmesiyle işler tabi tersine döndü. Bilgisayar satışlarında ciddi düşüşler başladı. Ayrıca gittikçe daha fazla uygulama hizmet ve iş yükü buluta taşındı. Bu da oyun uygulamalarının güçlü bir masaüstü bilgisayara ihtiyaç duymak yerine mobil cihazlar ve dizüstü bilgisayarlar üzerinde de erişilebilecek bir anlamına geliyor. Sonuç olarak Nvidia'nın oyun bölümü küçülmeye başladı ve 2022'nin 3. çeyreğinde bir önceki yıla göre neredeyse %50'lik düşüş gösterdi. Tabi hisse senedi piyasası bunu çok sert değerlendirdi ve özellikle 2022'nin ilk yarısında Nvidia'nın hisseleri adeta yere çakıldı. Keşke o zaman daha bol Nvidia hissesi alsaydım demeden geçemiyorum. Peki oyun segmentinde son görünüm nasıl? Şirket 2023 mali yılının 4. çeyreğinde bir önceki yıla göre %46 düşüş göstermesine rağmen bir önceki çeyreğe göre %16'lık artış gösterdi. Yani bir miktar toparlanma var gibi gözüküyor. Ayrıca şirket kısa bir süre önce masaüstü bilgisayarlar için RTX 4090 ve RTX 4080'i içeren ve yüksek fiyatına rağmen birçok mağazada hızla tükenen bir dizi yeni grafik kartı piyasaya sürdü. Bu nedenle oyun topluluğunda talebin son derece güçlü olduğu açık. Buna ek olarak şirket dünya çapında 25 milyondan fazla üyeye ulaşarak büyümeye devam eden GeForce Now bulut oyun hizmetini de işletiyor. Yani bulut üzerine oyunlara ulaşıyorsunuz burada. Bu yüzden çok kuvvetli bir bilgisayara ihtiyacınız yok ve Nvidia bu hizmeti de veriyor. Şirket 2023'te Halo ve Minecraft gibi popüler Xbox oyunlarını Nvidia GeForce'a getirmek için Microsoft ile 10 yıllık bir anlaşma yaptığını da duyurdu. Bu arada RTX 40 serisi GPU'lardan da biraz bahsetmek isterim. Nvidia'nın bu yeni çipleri TSMC tarafına üretiliyor. Ancak Nvidia sadece bu çipleri satın almıyor. Bunun yerine iki şirket birlikte çalışarak TSMC'nin GPU'lar için özel olarak optimize edilmiş 4 nanometrelik çiplerin özel bir versiyonu oluşturuyorlar. Bu çok fark yaratan bir şey. Bunun sonucunda TSMC'nin Nvidia çiplerine 76 milyar transistör ve 18 binden fazla çekirdek yerleşmesi mümkün. Bu dünyada eşi benzeri olmayan bir teknoloji. 40 serisi 30 serisinden bu sayede %70 daha fazla işlem gücüne sahip oluyor. Ve Nvidia yönetimi bu GPU'ların geleceği konusunda son derece iyimser. CFO diyor ki perakendeciler 1600 dolarlık yüksek fiyatına rağmen bu çipleri adeta yiyip bitirdiler. Yani oyun pazarını işler toparlıyor gibi ama yine de analistler bu sert düşüşten korkmuyor değiller. Şimdi gelelim esas heyecan verici bölüme. Yapay zeka ve süper bilgisayarlar. Nvidia bu tarafta da gerçekten rekabetsiz gidiyor neredeyse. GPU'lar yapay zeka uygulamalarında çok yoğun kullanılıyorlar tıpkı oyunlarda olduğu gibi yapay zeka uygulamaları da büyük miktarda veri işliyor ve benzer türdeki matematik problemlerini paralel olarak çözmeleri gerekiyor. Nvidia'nın A100 GPU'ları makine öğrenimi, veri analitiği ve yüksek performansa hesaplanmaya odaklanmış durumdalar. Ve daha evvel hep bahsettiğim gibi yapay zeka şuralar en heyecanlı pazarlardan bir tanesi. Nvidia'nın yeni H100 çipleri ise performans açısından A100'lere göre yapay zeka eğitiminde 9 kata kadar hızlanma vaat ediyor. Bu mesela chat GPT gibi uygulamalar için biçilmiş kaftan. Ve bir de Grace var. Grace bir GPU değil, bir CPU. O Nvidia'nın ilk veri merkezi CPU'su. 2023'ün ilk yarısı satışa sunulacak olan Grace'ten Nvidia çok ümitli. Nvidia'ya göre Grace yüksek performanslı bilgi işlem ve yapay zeka uygulamalarında günümüz mikroçiplerinden 10 kat daha yüksek performans sunuyor. Nvidia tasarımıyla ilgili çok ilgimi çeken bir konu daha var. Bunları üst üste ekleyerek her ölçekte daha güçlü sistemler oluşturmanız mümkün. Adeta Legolar gibi birleşiyorlar. Örneğin H100 yongalarından 8'i birbirine bağladığınızda DGX H110 sunucu sistemi oluşturabiliyor. 9 tane DGX H100'ü birleştirdiğinizde ise kurumsal yapay zeka uygulamalarına kullanılan süper güçlü DGX potları elde ediyorsunuz. Ama bununla da bitmiyor. Yaklaşık bir exaflop bilgi işlem performansı sağlayan bir süper pot oluşturmak için de 12 DGX podu birbirine bağlayabiliyorsunuz. Nvidia bu süper potlardan 18 tanesini birbirine bağlayarak EOS ismi bir süper bilgisayar oluşturuyor. Bu şu anda dünyanın en hızlı süper bilgisayarı olan Japonya'daki Fugaku'dan yaklaşık 4 kat daha hızlı. İşin daha da enteresanı Nvidia sadece kendisi için süper bilgisayarlar üretmiyor. Dolanları aslında dünyadaki en güçlü 500 süper bilgisayarın %70'inden fazlasında bulunuyor. Temel müşteriler arasında Meta var, Microsoft var, onlar yoğun olarak onun çiplerini kullanıyorlar. Nvidia ayrıca işletmelerin makine öğrenimi ve yapay zeka çözümleri gelişmene sağlayan bir yapay zeka platformu da sunuyor. Yani bunu bir hizmet gibi sunuyor. Bu veri hazırlamadan model eğitimine ve dağıtımına kadar her şeyi kapsayan bir platform. Böylece Nvidia sadece donanım değil, aynı zamanda yapay zeka endüstrisi mümkün kılacak olan yazılımı da bir hizmet olarak sunuyor. Ki bu da uzun vadede çok yüksek kar varjları ve ölçek anlamına gelebilir. Bir de pazar payı bilgisi vereyim. Nvidia'nın kurumsal GPU'lardaki pazar payı %90'lar seviyesinde. Sektör tahminleri bulut pazarının 2022 yılında 483 milyar dolar gibi dev bir rakam ulaşacağını 2030 yılına kadar da yıllık bileşik büyümenin %14.1 üstünde olacağını gösteriyor. Nvidia burada çok doğru bir pazarda. Yapay zeka devreye girdikçe buluta olan talep arttıkça Nvidia'nın kurumsal pazarda gücü artacak ve daha fazla para kazanacak diye inanıyorum. Nvidia teknolojisinin beni en çok heyecanlandırdığı alanlardan bir tanesi de otomotiv sektörü. Otomotiv şu anda Nvidia'nın toplam gelirinin yalnızca %4'ünü oluşturuyor ama yıldan yıla %80-90'lar oranında büyüyor. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde 11 milyar dolar değerinde bir otomotiv işi planlıyorlar ve otonom sürüş ve araç içi bilgi eğlence daha yaygın hale geldikçe bu rakamın önemli ölçüde büyümesini bekliyorum. Nvidia'nın otomotiv ürünleri arasında sadece yazılım yok, donanım da var. Nvidia'nın otonom sürüş platformuna Hyperion ismi verilmiş. Ve çok geniş bir ürün yelpazesiyle destekleniyor. Hyperion 8 adet 360 derecelik kamera, radar, lidar ve ultrasonik sensör paketiyle tam otomatik sürüş sağlayabiliyor. Nvidia Hyperion platformun 2024 yılından itibaren Mercedes'lere 2025 itibariyle de Jaguar'a ve Rover'a satıyor olacak. Açıkçası Nvidia'nın Tesla'ya kıyaslamasını yapmak biraz zor çünkü Nvidia henüz yollarda değil ama mutlaka bir şekilde bu pazarda yer alacağı kesin. Tüm bunlar Nvidia'nın otomotiv işinin bugün gelir açısından en küçük iş birimi olsa da en umut verici iş birimlerinden bir tanesi olduğunu bana açıkçası söylüyor. Ben çünkü otonom sürüşün geleceğine çok çok inanıyorum. Ve bu da farklı seviyelerde başarılar olacak. Belki Tesla en üstte olacak ama diğerleri de bir şeyler yapacaklar. Ve Nvidia buradaki tek oyuncu gibi gözüküyor. Nvidia'da Metaverse de var. Metaverse rüzgarlarından faydalanmaya hazır bir Omniverse platformuna sahip. Omniverse'ın temelde iki rolü var. Bunlardan ilki müşterilerin üç boyutlu hizmet avatarları yaratmaları ki bunlar yapay zeka destekli olduğu için gerçek insan gibi de gözükebiliyorlar karşı tarafa. Ve bir yandan da fabrikaların üretim düzenini optimize etmeye yardımcı olmak için fabrikaların dijital ikizlerine oluşturmalarına yardımcı olan bir platform. Metaverse'ün oyun tarafındaki gelişmeler son zamanlarda biraz yavaşlasa da Nvidia'nın odaklandığı alanları çok doğru buluyorum. Bu da ileride büyüme fırsatları verecektir. Peki Nvidia'nın teknolojisini konuştuk. Ben çok ümit verici buluyorum. Müthiş teknoloji teknolojileri var. Çok hızlı büyüyen pazarlarda yer alıyor. Doğru oyuncu. Peki Nvidia'nın mali tabloları bize ne söylüyor? Şirketin şu anda 14 milyar dolara nakiti var ve nakit benzeri varlıkları. Buna ek olarak şirketin 1.25 milyar dolar cari borcu ve 9.7 milyar dolar da uzun vadeli borcu var. Yani finansal açıdan pek sıkıntı görmüyoruz. Ama şunu da söylememiz gerekiyor. Nvidia'nın gelirlerinde son çeyrekte %21'lik düşüş var bir önceki yıla göre. Buradaki temel faktör daha evvel bahsettiğim gibi oyun piyasasında yaşadığı sorunlar oyun piyasasındaki sorunlar hem Kobi'de bağlı hem Çin'de bazı sorunlar var. Çin'deki oyun pazarı küçülüyor devlet regulasyonlarından dolayı. Ama şirketin yeni GPU'ları olan GeForce RTX'ler çok hızlı satıyorlar şu anda ve çok da karlı ürünler. Nvidia Metaverse tarafında da küçülme yaşadı ve %50'lik ciro kaybı da oradan geldi. Gördüğünüz gibi bunlar oldukça büyük gelir düşüşleri ve endişe verebilir. Ama bütün bu genel gelir düşüşü şirketin sırasıyla %11 ve %135'lik artış gösteren veri merkezi, yapay zeka ve otomobil platformları tarafından kısmen dengelendi. Yani şirket evet burada biraz kan kaybediyor oyunlarda özellikle ama demin bahsettim o acık geri geliyor yavaş yavaş. Ama esas hızlı büyümeyi veri merkezlerinde, yapay zekada ve otomotiv tarafında yaşıyor ki bence esas heyecanlı bölgede zaten burası. İşletme giderlerinin artması, RG giderlerinin artması ve gelirlerin bir kısmındaki kayıplar nedeniyle şirketin karlılığında dipte bir düşüş var. Geçen yıl şirket 3 milyar dolar kar ederken bu yıl 1.8 milyar dolar kar edebildi. Bu da ciddi bir kar kaybı anlamına geliyor. Gelirlerde bir yavaşlama görülmesine ve karlılıkta da gerileme olmasına rağmen şirket nakit akışı üretmeye devam ediyor. 1.7 milyar dolarlık serbest nakit akışı ürettiler. 98 milyon dolarlık temettü dağıttılar. Evet Nvidia temettü de dağıtan bir şirket ve 1.3 milyar dolarlık hisse geri alımıyla da destek oldular. Çünkü Nvidia'nın hissesi bir ara çok sert düşmüştü. Onu fırsat olarak değerlendirdi şirket ve hisselerin bir kısmını geri aldı. Bugün baktığımızda Nvidia için ucuz bir hisse de diyemeyiz bu arada. Sektördeki diğer oyunculara göre daha yüksek fiyat kazanç oranlarına sahip. Yani aşağı yukarı 5-6 ay önce çok daha iyiydi fiyatlar. Şu andaki fiyatı için çok iyi diyemem. Zaten uzun vadeli yatırımlarda fiyatın günlük akışlarına pek bakmamayı da tercih ediyorum. Ama inancım o ki Nvidia geleceğe en hazır firmalardan bir tanesi. Oyun sektöründe sorunlar yaşadı. Dünyadaki genel resesyon ortamı belli yatırımların ertelemesi neden oluyor büyük şirketlerde de. Bu da Nvidia'yı biraz yavaşlatıyor ama bu işler böyle daha etmez. Çünkü dünya metaverse, yapay zeka, bulut gibi alanlarda büyüyecek. Buralarda müthiş verimlilik sıçramaları bekliyoruz önümüzdeki yıllarda ve Nvidia da tam bu işin göbeğinde oturuyor. Nvidia'nın riskleri var mı? Elbette var. Mesela üretim yapmıyor. Gerçi ben bunu bir yandan da güç olarak görüyorum. Çünkü çok esnek ve hızlı olabiliyor. Ama üretim büyük bölümünü TSMC'de yapıyor. Oraya bağlı olması işleri bozabilir. Nvidia'nın hisse senedi çok ucuz değil. Fiyat kazanç oranı bizim sevgili Tesla'nın bile üstünde. Bu bir risk oluşturabilir. Çünkü resesyon sertleşirse bu tip şirketler sert cezalandırılıyorlar. Ayrıca tabii ki rakiplerin elde arm toplamıyor. Özellikle Çin'de pek çok yeni mikroçip oyuncusu piyasaya giriyor ve iyi tasarımlar sunuyorlar. Ama en ileri seviye uygulamalarda ben Nvidia'yı oldukça rakipsiz görüyorum. Ve bu nedenle de yatırım portföyümde bir miktarda olsa Nvidia'ya yer vermiş durumdayım. Umarım anlattıklarınız ilgisi çekmiştir. Bu anlatımlarımda sadece hisse senedi değil teknoloji de değerlendirmeye çalışıyoruz. Nvidia'nın teknolojisi bütün dünyanın dönüşümdeki en önemli rol oynayacak teknolojilerden bir tanesi. Gelecek hafta ise Coinbase'i değerlendireceğiz. Neden Coinbase'i değerlendireceğiz? Çünkü belki aranızda bazılarının zaten kripto para yatırımları var. Coinbase kriptonun aslında üstüne oturan en büyük hisse senedi fırsatlarından bir tanesi olabilir. Ve ben şirketin yönetimini çok beğeniyorum nispeten de şeffaf buluyorum, iyi denetlendiklerini düşünüyorum. FTX e zaten yaşandığı ortamda Coinbase mesela bana mısın demedi. Ve şirket ileriye yönelik merkeziyetsiz finans gibi alanlara yatırımlar yapıyor. O yüzden Coinbase beni çok ilgimi çekiyor. Gelecek hafta Coinbase'i sizlere anlatacağım. Umarım bütün anlattıklarım ilginizi çekmiştir. Soru ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, Görüşmek üzere.